İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim geçen hafta kamu harcamalarını izleme platformu 2021 yılı iklim izleme raporunu yayımladı. Çok taze bir rapor. Raporun başlığı şöyle: Türkiye'de çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadeleye ayrılan kamu kaynaklarının izlenmesi 2021 bütçesi bir değişikliğe işaret ediyor mu? Rapor 10 sivil kuruluş ve girişimden 16 kişinin ortak ürünü olarak kaleme alındı. Raporda 8 merkezi yönetim kurumu ve 14 büyükşehir belediyesi ve bağlı kurumlarının çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili 2021 bütçeleri izlendi ve 2018-2020 döneminin bütçeleriyle karşılaştırıldı. Konuklarımız bugün bu raporu hazırlayanlardan Profesör Doktor Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve KAHİP sözcüsü, eş sözcüsü, Gökçen Bayram, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarını sürdürüyor ve aynı zamanda Yeşil Düşünce Derneği üyesi, Yasemin Sayıbaş Akyüz, grafik tasarım sanatçısı, Bodrum Kent Konseyi adına bu çalışmada yer aldı. Kamu harcamalarını izleme platformu konusunda da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de kadın, çocuk, gençlik, engelli, sağlık, çevre hakkı, iklim değişimi ile mücadele, sosyal haklar alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurdukları, çeşitli temalara göre çalışma gruplarına dayalı olarak çalışan bir platform, kısaltılmış adıyla KAHİP, Kamu Harcamalarını izleme Platformu. Evet, arkadaşlar hoş geldiniz programımıza. Merhaba. 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 Evet, hocam önce sizden başlayabilir miyiz? Yani bu yaptığınız çalışma aslında daha önceki bir çalışmanın devamı niteliğinde. Daha önce bir kitap olarak yayınlanmıştı ve aynı zamanda dijital olarak da sayfalarınızdan, KAHİP'in sayfalarından ulaşmak mümkün. Genel bilgileri sizden alalım lütfen. Buyurun. Tabii. Aslında kitabı yayınladıktan sonra KAHİP'in amacı çerçevesinde ve Sivil Toplum Çalışmaları, Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin de amacı çerçevesinde ortaya çıkarılan yöntem ve bilgiyi hep sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmaya gayret ettik. Daha önce olduğu gibi bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları bununla ilgili bir ortak çalışma grubu içerisine girmek istediler, davet edildiler. Davet edilenlerin önemli bir kısmı girdi ve uzun bir sene, yani kitaptan sonra bir sene kadar bu kez izlemeyi bir sonraki yıl için, kitapta çünkü 2020 yılına kadar vardı, 2021 yılına getirmeye gayret ettik. Ancak kitaptan çok daha ileri gitti bu çalışma. O da yerel yönetimlerin katılması anlamında oldu. Kitapta da yerel yönetimler vardı ancak bir yorum ve statik bir yorum yoktu. Statik sadece bir tablo koymuştuk. Esas olarak merkezi yönetim ve İstanbul'a yönelikti. Ancak bu çalışma grubu genişleyince herkesin fikirleri doğrultusunda ve enerjisini de işin içine katarak 14 Büyükşehir Belediyesi için geniş bir çalışma yapmak olanağı bulduk. Bu özellikle politika önerileri açısından bize çok önemli bir olanak sağladı. Bunları zaten Gökçen'le Yasemin burada ayrıntılı olarak aktaracaklar. Kitabın üzerine yaptığımız eki. Buyurun. Ama kamu kurumları dediğimiz zaman hangi kurumları incelediniz ve belediyelerinde, büyükşehir belediyelerinde hangileri? Evet, kamu kurumları Türkiye'nin iklim eylem planı çerçevesinde görev verdiği bütün kurumların aslında performans programlarına baktık. Fakat bunların içinden bazılarında, örneğin Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, AFAD gibi kurumlarda performans programında iklimle ilgili, iklim değişimiyle mücadele yönelik ayrı bir hedef yok. Dolayısıyla onları dışarıda bırakırsak 8 tane kurumda bu hedefleri bulma şansımız oluyor. Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi Çevre Şehircilik İklim Değişikliği oldu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakabildik.
Bunların performans programlarından çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili hedefleri seçtik. Bunların bütçelerini bir araya getirdik. Ayrıntılı dökümü KAİP'in web sitesinde bulabilir isteyen, ilgilenen herkes. 2018-2021 bütün hedeflerin performans programında yer aldığı isimleriyle orada tutuyoruz. Ki herhangi bir sivil toplum örgütü ya da kişi kendisinin ilgilendiği bir şey arıyorsa oradan bulabilir. Doğrudan artık performans programına gitmesine gerek yok. Bu 8 kurumu topladık. Şimdi bunu da tabii ki daha önce yapmış olduğumuz 2019-2020'deki toplamla karşılaştırmaya gayret ettik. Merkezi yönetim açısından bir artışla, çevre koruma ve iklim değişikliğine ayrılan bütçede bir artışla karşı karşıyayız. 2020 yılında 26 milyarken 2022 yılında 42 milyara yükselmiş durumda. Tabii bütçenin kendisi de yükselmiş durumda. Yani buradaki artış kadar, böyle bir cari fiyatlı olan bu artış kadar bir artış reel olarak yok. Hem enflasyon nedeniyle yok, hem aynı dönemde bütçe de zaten artmış durumda. Bütçeye oranını, yani toplam Türkiye'nin ayırdığı bütçenin içerisinde çevre koruma, iklim değişikliği harcamaları 2020'de %30 iken 2021'de %35'e yükseliyor. Bir artış var bütçeye oran olarak. Türk lirası olarak konuşuyoruz. Evet evet, tabii ki. Cari fiyatı sabit fiyata çevirdiğimizde de bir artış görüyoruz. Sabit fiyatla da bir artış var ki daha önceki senelerde sabit fiyatla bir azalma, hatta bazen yerinde durumu, hatta azalma görüyorduk. Şimdi bir artış var. Tabii bu artışın nereden kaynaklandığını inceledik öncelikle. Bunun en önemli artışın kaynağı devlet su işlerinin yapacağı harcamalardan. İkincisi ise Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın yapacağı harcamalardan ortaya çıkıyor. Bunu tespit ettik. Diğerlerinde çok önemli bir artış yok. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, bunlarda çok ciddi bir artış yok. Ama Devlet Su İşleri ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda bir artış var. Bunu Devlet Su İşleri açısından ayrıntılı incelediğimizde hem raporda hem de web sitesinde görüleceği gibi Devlet Su İşleri Türkiye'de sulamaya, tarıma açılabilecek bütün alanları sulama hedefini koymuş durumda. Bu hem 2020 performans programında vardı hem de 2021 performans programında yer alıyor. Çok ciddi bir hedef konulmuş, yani 1935'te sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam, kurulmuş bir kurumun bugüne kadar, o günden bugüne kadar yaptığı sulamanın sulama kadar bir sulamayı, bir araziyi sulamaya açma hedefi var. Çok ciddi bir hedef. Bu artışın nedeni şu: 2020 yılında bu kalan bütün tarıma elverişli arazilerin sulanması için koyduğu hedef 15 milyarken 2020 performans programında 3 yıl için bunlar 30 milyara çıkıyor. Dolayısıyla ciddi bir artış var 2020 performans programından 2021 performans programına bakıldığında. Ancak bu artış bütçeye yansımış durumda. Yani göstergelere baktığınızda sulamaya açılacak miktar, beklenen verimlilik artışı 2020 performans programıyla 2021 performans programında aynı, ancak çok daha büyük bir bütçe arttırılmış. Dolayısıyla bunun nedenini anlamak mümkün olmuyor. Bu bir soru işareti olarak ortada. Diğer yandan daha önce de değinilmişti, basına da çok yansıdı. Bu sulama ile ilgili ihalelerin Devlet Su İşleri'nin kendisi tarafından değil, TOKİ tarafından yapılacağı var. Bunun da nedenini tabii ki biz burada bulamıyoruz, cevabını bulamıyoruz. Devlet Su İşleri'nin dışında Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda bir artış olduğunu söz etmiştim. Bu da şehirlerdeki raylı sisteme yapılan yatırımlar. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı yerel yönetimlerin dışında biliyorsunuz büyük şehirlerde çeşitli raylı sistemlere yatırım yapıyor. Burada bir artış görüyoruz. Bu olumlu tabii ki. Ancak yine Ulaştırma Altyapı Bakanlığı biliyorsunuz karayollarına da bütçe veren bir bakanlık. Bu bakanlığın bütçesini kendi içerisinde raylı sisteme ve karayollarına diye ayırdığımızda %66'sının karayollarına gittiğini görüyoruz. Yani bu artış yine kendisini karayollarına çok daha yüksek bir kaynak aktarmayla sönük bırakıyor diyelim.
Biz bu 42 milyarı kendi içerisinde değerlendirirken tabii hem bütçeye oranladık, hem sabit fiyatla baktık. Biraz önce anlattığım gibi nereden kaynaklandıklarına değindik ama bazı karşılaştırmalar da yaptık. Mesela değinebileceklerimden bir tanesi 2021 yılında bu 42 milyar olan toplam 8 kurumun çevre koruma iklim değişikliği bütçesini Milli Savunma Bakanlığı'nın 2001 yılı bütçesiyle karşılaştırırsak 61 milyar. Emniyet Genel Müdürlüğü ile karşılaştırırsak 44 milyar gibi bir şeyle karşılaştırıyoruz, karşı karşıya kalıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ise gerçekleşen harcamaları hep bundan önceki yıllarda çevre koruma, iklim değişikliği toplamının 2-2,5 katı gibi oluyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda artış biraz hem kaynaklandığı gerekçeler açısından hem de diğer kurumlarla karşılaştırıldığında sönük kalıyor diyebiliriz. Tabii çok önemli bir dönemde bilmeden aslında bu incelemeyi yaptık. 2022 yılı özellikle Ekim ayında imzalanan bu Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzaladıktan sonra burada niyet edilen belge yayınlandıktan, nasıl bir azaltıma gidilecek yayınlandıktan sonra bunların bütçeye yansıyıp yansımadığını biz 2022 için karşılaştırdığımızda bu bize çok önemli bir şey gösterecek. Yani orada eğer bir azaltımdan söz edilecekse ki edilmek zorunda Paris Anlaşması imzalandığı için bunun bütçeye yansıyıp yansımadığı biz hemen görebileceğiz. Çünkü artık 2021 yılına kadar olan her şey elimizin altında. Bu anlamda ilginç bir dönemde de bu çalışmayı yapmış olmaktan dolayı sevinçliyiz diyeyim. Burada böyle. Evet. Bir başka ilginçlik de dönem itibariyle tabii COP26 ile tam da COP26 toplantılarının devam ettiği bir dönemde siz bu raporu çıkarttınız. Ayrıca tabii ki yaz aylarında karşı karşıya kaldığımız orman yangınları, ki bu Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinin incelenmesiyle de bir paralellik sağladı. Aynı zamanda kuraklık konusunun ciddi bir sorun olarak Türkiye'nin gündemine gelmesi de gene ilginç bir paralellik arz ediyor. Ben bu arada hemen sıklıkla referans verdiğimiz kitaba, yani ilk kitaba değinmek istiyorum. İklim Pahası, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Kamu Harcamaları başlıklı kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayımlandı. Ama aynı zamanda yine KAHİB'in sitesinden ulaşmak mümkün, kitabı incelemek mümkün. Ben hemen Gökçe Bayram Hanım'a geçmek istiyorum, ona sormak istiyorum. Şimdi sizin yapmış olduğunuz çalışmada en önemli konulardan birisi de yerel yönetimlerin, özellikle de büyükşehir belediyelerinin, 14 büyükşehir belediyesinin bütçeleri yer alıyor. Özellikle bu bütçelerin azaltım açısından ne durumda olduğunu da size danışmak istiyorum. Gökçen Hanım, buyurun. Teşekkür ederim Gürhan Bey. İlgili bir tablo vardı. Eğer bu tabloyu paylaşabilirsek onun üzerinden anlatmam daha kolay olur. Biz bu tabloyu oluşturmadan önce 2021 yılına ait büyükşehir belediyelerinin performans programlarını inceledik. Burada ayırdıkları bütçeleri inceledik, analiz ettik. Ve bu bütçeler üzerinden 2021 yılı çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili bütçelerin azaltım, uyum, atık ve diğer çevre alanları altındaki paylarını oluşturduk. Bu tabloya baktığımız vakit 14 Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumların çevre koruma iklim değişikliği ile ilgili bütçelerinin dağılımına baktığımızda 2021 performans programlarının incelenmesinden elde edilen sonuçlara göre 2021 bütçesi içinde toplam çevre koruma iklim değişikliği bütçesi içinde azaltma %20'nin üzerinde pay ayıran büyükşehirlerin başında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumların geldiğini görmekteyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bağlı kurumları azaltıma %46 pay vermiş. Çevre koruma iklim değişikliği ile ilgili olan bütçelerinde. Onu sırasıyla Antalya, Ankara, İstanbul, Mersin ve Bursa takip etmekte. Bunlar arasında azaltım payı büyük olmakla beraber
Örneğin Ankara, Mersin ve Bursa'nın azaltım payı uyum payından daha düşüktür. Onu da şöyle gösterirsek. Ankara uyuma %40 pay ayırırken azaltıma 32,5 pay ayırmış. Bu açıdan baktığımız vakit azaltım hedefleri uyum hedeflerinden daha az gözüküyor. Antalya, İstanbul ve Mersin'in azaltım payı ise atık için ayrılan paydan daha düşük görülüyor. Bu veriler doğrultusunda Gaziantep incelenen tüm büyük şehirler arasında azaltım payı en büyük olan, aynı zamanda azaltıma hem uyum hem atık bütçesinden daha çok pay ayıran tek büyükşehir belediyesi olarak karşımıza çıkmakta. Tabii burada Gaziantep'in 2021 yılında güneş enerjisi santraline ayırdığı payın bu olumlu tabloyu ortaya çıkarttığında belirtmemiz gerekir. Bunlara ek olarak söyleyebileceklerim, küresel ısınma ve iklim krizine önemli etkisi olan kentlerin azaltım hedeflerinin daha önemli bir paya sahip olması beklenmelidir. İncelenen 14 büyük şehir ve bağlı kurumlarının 13'ünün performans hedefleri içinde azaltım için ayırdığı payın uyum ya da atık hedeflerinden düşük olması olumsuz bir durum olarak dikkat çekicidir. Evet, bu özellikle Gaziantep'in ön plana çıkmasında güneş enerjisine yaptıkları yatırım olduğunu belirttiniz. Bu yatırım gerçekleşti ve işletmeye açıldı mı? Bu konuda bilginiz var mı acaba? Performans programlarını analiz ettiğimiz esnada bunu yapacakları söyleniyor. Fakat daha faaliyet raporunu incelemediğimiz için onu göremedik. Evet ve burada vermiş olduğunuz bütçelerin dağılımı esas itibariyle 2021 bütçesine ilişkin değil mi? Geçmişe ilişkin değil. Hayır, 2021 yılına ait. Evet, geçmişle bir kıyaslama yaptığınızda özellikle yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyelerinin yapmaları gereken, hedeflemeleri gereken konularla onların performans raporlarına aldıkları bilgiler arasında nasıl bir dağılım olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani Gaziantep'i bir örnek olarak önemsediğinizi anlıyorum ama diğer belediyeler açısından da hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi mi, bir iklim acil eylem planı yapılması mı, o konuda herhangi bir öneri üretebildiniz mi? Evet, o konuda da öneriler geliştirildi. O konudaki önerileri Yasemin Hanım sanırım daha detaylıca anlatacak. Ama benim kısaca değinmem gerekirse, baktığımız vakit azaltıma daha fazla payın ayrılması daha önemli olur. Çünkü direkt karbon ayak izini azaltmamız konusunda azaltım hedeflerini yerine getirirsek uyuma ve diğer çevreye belki bu kadar çok bütçe ayırmamıza gerekmeyebilir. Bununla birlikte baktığımız vakit belediyeler genelde azaltım paylarında bütçelerindeki azaltıma raylı sistemlerden dolayı çok fazla bir bütçe ayırmış gözüküyorlar. Fakat bunları daha ziyade yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yaparlarsa daha faydalı olabileceklerini düşünüyorum. Evet, ben o zaman hemen Yasemin Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi bu 14 Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ve oranlarını ele alıyorsunuz ve nerelere bütçe ayrılıyor, nerelere ayrılmıyor? Bu konuda bilgileri de sizden rica edebilir miyiz Yasemin Hanım? Evet, teşekkürler. Öncelikle ben Nurhan Hocam'a ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Az sonra söyleyeceğim sonuçlarla da gayet çarpıcı sonuçlarla karşılaştık. Umarım yetkili imarcılar açısından da faydalı bir şekilde kullanılır. 14 Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kurumlarının toplam çevre koruma iklim değişikliği bütçelerinin 2021 yılı için toplam 23,5 milyar civarında olduğu saptandı. Bu miktar biz incelenen büyükşehir belediyeleri ve bağlı kurumlarının toplam 2021 yılı bütçelerine oranladığımızda biz bu miktarı %23 gibi bir rakam, bir orana ulaşıyoruz. Yani çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili mücadele için ayırdıkları tutar toplam harcamalarının dörtte birine dahi ulaşmıyor maalesef.
Bu ayrılan bütçenin 2018 yılından 2021 yılına getirdiğimizde cari fiyatla arttığını görüyoruz. Ancak enflasyondan arındırarak 2018 yılı sabit fiyatı üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda 2018-2020 yılları arasında bir artıştan söz edemiyoruz. 2021 yılına geldiğimizde ise bir azalma görüyoruz. Yani çevre koruma ve iklim değişikliğine harcanan bütçenin, ayrılan bütçenin enflasyon karşısında maalesef eridiğini görüyoruz. Biliyorsunuz son yıllarda şiddetli fırtınalar, dolular, sel afetleri, yangınlar ve bunlara bağlı olan işte çeşitli kuraklıklar, sel gibi olaylar çok artan miktarda karşımıza çıkıyor. Bunlar sonucu oluşan can ve mal kayıpları, doğrusal ekonomik kalkınma anlayışındaki insan faaliyetleri nedeniyle kaynakların tükenişi, doğal hayatın tahribi, gıda ve su krizleri gibi konular aslında yerel yönetimler için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Ve onları bu konularla ilgili ciddi hedefler koymaları ve uygulamaları konusunda bir ışık tutuyor aslında. Biz bu giderek ağırlaşan koşullar altında çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele konusuna ayrılan bütçenin enflasyon karşısında eriyor olmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. İncelemedeki sınıflandırmalar bazında bakarsak biz sınıflandırmaları 4 kategoride yaptık. Azaltım, uyum, atık ve diğer çevre konularında. Azaltım konusundan Nurhan Hocam ve Gökçen Hanım da bahsetti ama ben tekrar üzerine değinmek istiyorum bu konuya. Biz bu sınıflandırmalar açısından baktığımızda zaten düşük olan çevre koruma iklim değişikliği bütçesinde içerisinde azaltıma ayrılan payın en düşük bütçe kalemi olduğunu görüyoruz. Halbuki küresel ısınma ve iklim krizine önemli etkisi olan kentlerin azaltım hedeflerinin daha kesinlikle daha önemli bir paya sahip olması gerekiyor. İncelenen 14 büyükşehir belediyesi ve bağlı kurumlarının 13'ünün performans hedefleri içinde azaltım için ayırdığı payın uyum ya da atık hedeflerinden düşük olması olumsuz bir durum olarak bizim bu raporda dikkatimizi çekiyor. Azaltım hedefine ayrılan bütçe alanlar itibariyle incelendiğinde ise yine ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Daha önce de bahsedildiği gibi azaltım hedefleri bütçesinin %76'sı raylı sisteme ayrılmış durumda. 14 Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarının 9'unda azaltım hedefi bütçesinin tamamına yakını raylı sisteme gidiyor. Yenilenebilir enerji üretimi, yani bizim için asıl önemli olan kısım, yenilenebilir enerji üretimi, kullanımı ve enerji verimliliğine ayrılan bütçe ise azaltımın bütçesinin sadece %24'ünü oluşturuyor. Uyum konusuna geldiğinizde benzer şekilde içme suyu tesisi yapımı, tarımsal sulama tesisi yapımı, sulama tesisi ve içme suyu tesislerinin işletilmesi toplam uyum bütçesinin %60'ını oluşturuyor. Uyum bütçesinin %30'unu ise çim ağırlıklı yeşil alan ve peyzaj düzenlemesine ayrıldığını görüyoruz. Suyun verimli kullanımı, uyumlu tarım ve hayvancılık, afet, taşkın, erken uyarı sistemi gibi önlemlerin hayata geçirilmesi içinse kalan bütçe uyum bütçesinin sadece %10'u kadarı. Atık hedeflerini incelediğimizde atık toplama, atık tesisi inşası ve işletilmesi atık hedeflerinin %86'sını oluşturuyor. Derin deşarj dahil atık su arıtma harcamaları atık hedeflerinin %13'ünü oluşturuyor. Sıfır atık uygulamaları, atık dönüşüm ve geri kazanım için kalan bütçesi maalesef sadece %1 civarında. Özetle toplam bütçenin ancak %23'ünü çevre koruma ve iklim değişikliği için ayıran büyükşehir belediyeleri ve bağlı kurumlarının bu çıkıt bütçelerini genel olarak belediyelerin geleneksel belediyecilik anlayışı içerisinde ulaşım sorununu çözme, su bulma, katı ve sıvı atık toplama, insanların kullanımına büyük ölçüde kapalı olan alanlarda çim ağırlıklı yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi gibi faaliyetler için harcadıklarını görüyoruz. Bunların dışındaki yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı, enerji verimliliği, tarımsal ve hayvansal sera gazı azaltımı, sera gazı ölçümü, iklim eylem planı yapılması ve uygulanması, yağmur suyunun geri kazanımı, suyun verimli kullanımı, uyumlu tarım ve hayvancılık, iklime bağlı afet, taşkın, erken uyarı sistemi, atık verimliliği ve geri kazanım gibi hedeflere ayrılan bütçelerse yok denecek kadar az. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de kent yoksulluğuna bağlı olarak sosyal belediyecilik anlayışının biraz gelişmiş olduğunu gördük. Ancak iklim krizinin kentler üzerine etkisine baktığımızda
Öncelikli olarak kent yoksullarının, toplumsal cinsiyet ve farklı sınıflar açısından dezavantajlı kesimlerin maalesef çok daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Gittikçe artış gösteren iklim krizi kaynaklı seller, yangınlar, dolular, fırtınalar, susuzluk, kuraklık, tarımsal üretimdeki azalma, sağlıklı gıdaya erişememe gibi sorunlar genellikle, öncelikle hep kırılgan kesimleri vuruyor. Biz de hepimiz maalesef buna şahit oluyoruz. Yani iklim adaleti çerçevesinde değerlendirdiğinizde de kentlerin iklim kriziyle mücadelesi hem uyum hem azaltım konusunda ciddi politikalarla mücadelesi hayati bir önem arz ediyor. Kentlerin iklim krizine katkılarına neden olan artan sera gazı salımlarını da göz önünde bulundurarak biz bu çalışma çerçevesinde incelenen bütçelerde gerçek bir mücadelenin gerekli kalemlerinin eksikliğine vurgu yapıyoruz. Bu çalışma eksikliği belirtilen hedefleri içererek iklim adaletini önceliklendirecek yeşil belediyecilik anlayışı içerisinde büyükşehir olsun olmasın tüm belediyelerde iklim kriziyle mücadelenin ana akım bir konu olarak girmesinin gerekliliğini vurguluyor ve bunun geç kalınmış bir zorunluluk olduğunu belirtiyor ve tüm yerel yönetimleri iklim krizine karşı acil olarak ciddi mücadeleye davet ediyor. Evet, çok teşekkürler. Aslında tabii ki burada sadece bütçelerin incelenmesi dışında benim görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir iklim acil eylem programının da maddelerini oluşturmuş durumdasınız. Evet. Yani var olandan hareketle neyin yanlış olduğunu ve neyin yapılması gerektiğini belirliyorsunuz. Benim önerim yani önümüzdeki dönemde böyle bir programı da basit anlaşılır programı da bütün belediyelerin, yerel yönetimlerin önüne koymak son derece yararlı olur diye düşünüyorum. Çok kapsamlı, birçok rakamın olduğu bir rapor hazırladınız. Bu raporun arkasından böyle bir programda hedefler de koymanın yararlı olacağını düşünüyor ve öneriyorum. Nurhan Hocam hemen size sormak istiyorum. Şimdi uzun bir süreden beri bu iklim konusunu önemli araştırma konularından birisi durumuna getirdiniz. Bundan sonraki çalışmalarda bir planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ve tabii ki bu çalışma bir şeyi daha gösterdi. Özellikle iklim aktivisti olan arkadaşlarımızın bu programa ilgisi, bu çalışmaya ilgisi gerçekten çok dikkat çekici. Bunu daha da yaygınlaştırmak ve genelleştirmek, özellikle Türkiye'deki çevre hareketinin de bundan yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla belirlediğiniz bir çalışma ve izleme programı var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk kitapta aslında ne kadar bütçe ayrılıyor gibi bir şeyi sadece iklim pahası kitabında ben tek başıma becerip ortaya koyabilmiş ve bir yöntem saptayabilmiştik. Fakat bir toplum kuruluşlarından gelen arkadaşlarımızın katkısıyla biraz önce Gökçen'le Yasemin'in de aktardığı gibi bunu kendi içlerinde gruplandırarak aslında neyin eksik olduğunu gösterebildik. Yani bu çevre koruma iklim değişikliği dediğimiz o zaten kendisi de bütçenin yerel yönetimler bakımından %23'ü gibi az bir şeyini oluşturan kısmın içinde klasik belediyecilikten zaten yıllardır iklim değişikliğinden önce de yapa geldikleri işleri yapmaya devam ettiklerini işte yine Yasemin'in de saydığı gibi bütün sıfır atıktan, çöp dönüştürmeden, yenilenebilir enerji kullanımına kadar birçok alanda çok az kaynak ayrıldığını görmek bizim için de heyecan vericiydi aslında. Şeyi de tahmin edebiliyorduk yani azaltıma daha az oran, uyuma daha çok oran. Çünkü Türkiye'nin geleneksel yapısıdır. Sağlık harcamalarını inceleyen grupta da bu ortaya çıkmıştı. Halk sağlığı hedeflerine daha az kaynak ayrılıp tedaviye yani sağlık bozulduktan sonra tedaviye ilaca daha yüksek kaynak ayıran bir sağlık sistemi söz konusu. Burada onu da böyle bekliyorduk ama bunun bu kadar gün ışığına çıkması bizi heyecanlandırdı. Şimdi biz bu hedefleri atık uyum azaltım konusunda incelemeyi sadece 2021 yılı için yaptık.
Bunu bir dahaki yıl 2022 içinde yapınca işte bu karşılaştırma amacına daha fazla hizmet etmiş olacağız. Şu anki statik bir analiz. Ama bir dahaki sene ve daha sonraki seneler aynı analizi yapabilirsek eğer bu çok etkili bir şey de bize gösterecek. Ciddi vakit isteyen, emek isteyen bir iş oldu bizim için. Ama gerçekten de Türkiye'de birçok alanda söylem düzeyinde ister merkez yönetim ister yerel yönetim şunu yaptık, bunu yaptık. Sahiden yayınlanan şeyler oluyor, görüyoruz. Özellikle iklim için bir sürü değişiklik yapılmış vesaire. Ama bunlar hep düzlük, yönetmelik vesaire düzeyde kalıyor. Ama bunlara ayrılan bütçenin az ya da çok olması ya da bütçenin neye ayrıldığının böyle somut görülebilmesi gerçekten ne kadar önem verilebildiğini gösteriyor. Bunu görebilmek sivil toplum kuruluşları için her alanda çok önemliydi. Şimdi iklim değişikliği alanında da çok önemli oldu. O nedenle katılım da yüksek oldu. Biz bu 14 Büyükşehir Belediyesi'nin bir sayısını arttırmak tabii ki mümkün. Ama bunlar en yüksek bütçeye sahip olan büyükşehir belediyeleri. Daha küçük büyükşehir belediyelerinin gidildiğinde artık iyice bölük pörçük oluyor. Bütçe azalıyor. Dolayısıyla bu 14'ü koruyarak analizi 2021 yılını da ekleyerek yapmak hedeflerimizden bir tanesi. Bir ikincisi aslında Gökçen bunu bu parça çalıştı Ankara için. Acaba aynen merkezi yönetimde karayollarıyla karşılaştırdığımız gibi belediyeler düzeyinden asfalta ne harcanıyor gibi bir karşılaştırma unsuru da ekleyebilir miyiz diye ikinci bir hedefimiz önümüzde var 2021 yılı için. Onun dışında tabii ki biz bu yöntemi tartıştığımız ekip aslında 50 kadar sivil toplum kuruluşuyla birlikte birkaç dönem şeklinde yaptık. Bunlardan iş yükü vesaire nedeniyle 20-25 kişiyle sürdürdük biz bu çalışmayı. Bu ekibi genişletmek her zaman mümkün. Bunun için tabii ki bu raporun yayınlanmasıyla belki talip olan arkadaşlar olabilir. Bize ulaşırlarsa bir grup oluşturabilirsek anlamlı bir sayıda 8 kişi 10 kişi gibi örneğin ekibe katılmak isteyen 2021 yılını incelemeye başladığımızda onların da bu konuya hakim olmaları, yöntemi kavramaları ve bizle beraber 2021 incelemesine katılmaları tabii ki mümkün. Çünkü bazı arkadaşlarımız birkaç şehri incelediler. Oralardan aktarma yapılabilir. Ekip bu anlamda genişletilebilir. Ama 2021 yılı hedefimiz bu genişlemenin ötesinde statik analizi dinamik analiz hale getirmek, 2021 ile karşılaştırmak ve şey koymak, karşılaştırma yapabileceğimiz olumsuz etkileyen harcama hedeflerini koyup bununla karşılaştırmak. Bunun için çalışmamız lazım. Henüz bunu yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz. Gökçen Ankara için bazı şeyler çıkarttı ama bazı şehirler için olmayabiliyor. Olsun, yine biz 5 şehir için bulursak bu karşılaştırmayı 5 şehir içinde yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz 2022 yılında 2022 bütçesi için var. Performans programlarının yayınlanması şimdi başlayacak. Dolayısıyla Paris Anlaşması imzalandıktan sonra başlayacak bütün yerel yönetimler ve merkezi yönetimler 2022 performans programlarını bu bilgiyle yapacaklar. Bunu ne kadar yansıdığını bütçeye göreceğiz. Bu yayınlanma Aralık, Ocak, Şubat, Mart gibi 3-4 ayda çıkıyor. Çeşitli kurumlarınki bazıları geç çıkıyor ama Mayıs, Haziran'da bütün performans programları önümüzde hazır olmuş oluyor. Haziran'dan sonra biz buna aşağı yukarı 3-4 ay koyduk son haline getirebilmek için. Yine böyle evet. Bir hedefimiz var, programımız var. Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda Paris Anlaşması'na da imza koydu. Ve tabii siz yapmış olduğunuz bu çalışmada 2018-2020 dönemi gerçekleşmeleriyle 2021 bütçelerini yani planlamayı karşılaştırdınız. Şimdi 2021'in gerçekleşmesine ilişkin bilgileri ne zaman 2022'nin hangi ayında elde edebiliyorsunuz hocam? Bu performans programı çıktığında kısmen görebiliyoruz. Evet. Yani 2022'nin ilk aylarında.
Bunu yayınlamakla yükümlü kurumlar. Onlara bakıyoruz. Bir şeyi değinmek istiyorum. Yerel yönetimleri anlatırken vurgulamayı unuttuk. Bir yöntem konusu bu. Yerel yönetimlerde bazı büyükşehir belediyeleri çeşitli harcamaların, iklim değişikliğiyle ilgili olan harcamalarını şirketler üzerinde, iştirakleri üzerinden yapıyorlar. Evet. İştiraklerin aslında bir kamu kaynağı harcadığını söylememiz çok mümkün değil. Yıllar itibariyle oraya iştiraklere kaynak aktarılmıyor. İlk kuruşlarında bir kamu yatırımı var ama ondan sonra biliyorsunuz karlılık esasıyla çalışan kurumlar bunlar. Ve bu kurumlar şirket oldukları için performans programı, faaliyet raporu vesaire de yayınlamıyorlar. Dolayısıyla hem amacı itibariyle hem de yayınları itibariyle şirketlerin yaptığı harcamaları izleyemiyoruz, çalışmaya katamıyoruz. O nedenle sadece belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi ve bağlı kurumlar olan, yani eskiden şirket öncesinde olmuş olan bu İETT'ydi, İSKİ'ydi, EGO'ydu falan, ESKO'ydu, ESOT'tu gibi kurumlarınkini katabiliyor. Çünkü bunlar hala kamu kurumu, diğerleri ise şirket. İş şirketlere yüklendikçe bu kamu hizmeti midir, değil midir tartışması da söz konusu oluyor. Yayınlar da artık bunu incelememize el vermiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Bir çalışma kısıtı olarak. Ben hemen Gökçen Hanım'a sormak istiyorum. Gökçen Hanım, dikkatimi çeken önemli noktalardan birisi, bu çalışmada yer alan 10 değişik kurumdan 16 kişi iktisatçı değiller, ekonomi tahsili görmemişler. Peki nasıl oldu da bu kadar rakamla boğuşabildiniz? Belki siz yani endüstri mühendisliği doktorası süreci içindesiniz. Rakamlar sizin için de kolay olabilir ama diğer arkadaşlar açısından, tabii Yasemin Hanım da buna yanıt verebilir. Bir grafik sanatçısı, gerçi teknik üniversite mezunu, yani onun da geçmişinde rakamlar var. Ne oldu, nasıl bunu halledebildiniz, nasıl başarabildiniz? Bu konuda gözlemlerinizi aktarabilir misiniz lütfen? Tabii ki aktarabilirim. Yeşil Düşünce Derneği'nin gönüllüsüydüm ben öncesinde. Oradan arkadaşlar bu kitapla ilgili bir ekibin kurulduğunu mail atmışlardı. Sağ olsun Nurhan Hocam bize bu kitapçı analizde başlamadan önce bununla ilgili eğitimlerimizi zaten vermişti bize. Yaklaşık 6-7 hafta süren eğitimler gördük. Bize her bir performans programının faaliyet raporlarının nasıl okunabileceğini öğretti. Biz de onlar üzerinden ve daha önceki kitapta yayınlanan çalışmalar üzerinden kontrollerimizi yaparak kendi büyükşehir belediyelerimizi araştırdık. Toplantılarımız oldu. Bu esnada Nurhan Hocamızın yönlendirmeleri bizim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Bu şekilde bir araya gelerek ve birbirimize sorarak, danışarak hep beraber birlikte bu süreci atlattık. Evet, ben hemen aynı soruyu Yasemin Hanım'a sormak istiyorum. Yani buradan hareketle iklim aktivistlerine, çevre gönüllülerine nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Basit midir bu rakamlarla bu kadar uğraşmak, çalışmak? Ne dersiniz Yasemin Hanım? Kesinlikle basit değil ama Nurhan Hocam sağ olsun çok sabırlı ve ekip arkadaşları bütün zamanlarını bunu ayırarak bu projede yer alıyorlar. Önce bir eğitim süreci var tabii ki. Bunun nasıl yapıldığını bize anlatıyor Nurhan Hocamız. Bu eğitim sürecini takiben biz bu izleme performans programları üzerinden izlemeyi gerçekleştirdik. Ama dediğim gibi düzenli toplantılarla devam eden bir süreç. Her türlü sorumuza hem ekip arkadaşlarımız hem de Nurhan Hoca tarafından cevap veriliyor. Sürekli takip, birbirimizle iletişim içerisinde devam eden bir süreç olduğu için teknik bir konu da olsa destekle halledilebilen bir konu haline geliyor. Yani benim bu bir yıllık çalışma, bir yılı da aşkın bir süre oldu galiba. Çalışma konusunda şaşırtan demeyeyim ama bana farklı gelen bunun bu kadar uzun bir süreç olması oldu. Çünkü ben bir mühendislik eğitimi aldım teknik üniversitede. Bir süre mühendislik yaptım. Sonra son 20 yıldır grafik tasarım yapıyorum. Ve akademik anlamda böyle bir çalışmada yer almamıştım daha önce. Gerçekten uzun ve sabırla sonuca ulaşmayı beklediğimiz bir süreç. Ama rapor yayınlandığında gerçekten emeklerimizin karşılığında
ciddi bir takım sonuçlarla karşılaşıyor olmak çok kıymetli. Yani bu konuyla ilgilenen arkadaşların kesinlikle böyle bir çalışmada yer almasını ben de isterim. Gerek sivil toplum kuruluşlarından, gerek iklim aktivistlerinden. Çünkü iklim krizi konusunda yönetimlerin ne yaptığını birebir izleyebilmek, onlara bu konularda tavsiyelerde bulunabilmek, bu tarz raporlarla onlara ulaşmak aktivizmin çok önemli bir yönü bence. Bir takım şeylerin farklı yönde uygulama aşamasında ilerlemesini sağlamak anlamında bu raporlar aslında yerel yönetimler ve merkezi yönetim için de çok kıymetli. Çünkü onlar kendi içlerinde bu tarz raporlamaları yapamıyor olabiliyorlar. Onlar bizim gördüğümüz bakış açısından bunu göremeyebiliyor olurlar. O yüzden ben iklimle ilgilenen bütün arkadaşların bu tarz çalışmalar içerisinde yer almasını kesinlikle tavsiye ederim. Evet, siz aynı zamanda başta da belirttiğimiz gibi grafik tasarım sanatçısısınız ve 6 Kasım iklim eyleminin afişi de sizin ellerinizden çıktı. Ayrıca İngiltere'nin sokaklarında COP26 nedeniyle yine özellikle otobüs duraklarında afişiniz sergilendi. Bu çalışmanın bir geri dönüşünü alabildiniz mi acaba? Hiç bir bilgi geldi mi? Özellikle İngiltere'deki afişlerinizin etkisi konusunda bir geri dönüş söz konusu mu? O tarz bir geri dönüş alamıyorum maalesef ama bu afişlerin, billboardların ve otobüs duraklarındaki afişlerin fotoğrafları geldi bolca. Sosyal medyada paylaşımlarını ve sosyal medyadaki yorumları gördüm. En güzel yorumlardan aldığım yorumlardan biri şuydu. Yasemin bunu neden Glasgow'a getirmiyorsun bu billboardlardan birini şeklinde bir yorumdu. Maalesef hani sadece İngiltere içerisinde yapıldı bu billboard ve otobüs durakları reklamları. Yani bu güzel bir şeydi. Glasgow'da da olmasını isterdim. Umarım gelecek COP'ta Mısır'da mı artık yine böyle bir proje içerisinde yer alırım. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Yani tabii daha önceki grup çalışmalarında da çocuktu, gençlikti incelerken hep bir akademik yöntemi ortaya çıkarmış olmak çok önemli. Çünkü bir yöntem olmazsa, elimizde bir fener olmazsa ilerlemek, ekip halinde ilerlemek çok zor oluyor. Tabii ki bunun etkisi var ama şunu da söylemek isterim. Kitaptan sonraki bu rapora dönüşüm sürecinde özellikle konunun atık, azaltım, uyum, atık vesaire gibi ayrıştırılarak kodlanması fikri Yasemin'in yaptığı bir çalışmadan aklımıza geldi. Bundan sonraki sene inceleyeceğimiz şekilde mümkün olursa asfaltla ve diğer olumsuz şeylerle karşılaştırma Gökçe'nin bir çalışması bir fikriydi. Dolayısıyla bir noktadan sonra artık gerçekten ekipteki herkes duruma hakim olduktan sonra neyi nasıl yorumlayacağımız konusunda çok önemli fikirler geliştirdiler. Ama eğer yeniden katılmak isteyen arkadaşlar olursa her zaman aynı yere, yani bir teknik okuma yazma düzeyini, bütçe yayınlarını hep birlikte yine gelebiliriz ve katılım her zaman mümkün olabilir. Katılabilirler bilgi vererek her zaman bize. Evet arkadaşlar, biz size böyle sürdürülebilir bir çalışmayı gerçekten gönüllü olarak fedakarca sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz ve biz de izlemeye devam edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Yani çok önemli bir çalışmayı yürüttüğünüz için diğer arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. Bu çalışmada yer alan arkadaşlarımıza da teşekkürler diyoruz. Ve programımızı yavaş yavaş burada sonlandırıyoruz. Belki son söylemek istediğiniz cümleler vardır. Onları alalım. Evet Nurhan Hocam. İstanbul hepimizin, yani siz de izleme grubunun içerisindesiniz Gürhan Bey ve İstanbul hepimiz de bileşenlerimizden bir tanesi. Ben de ona değinmiş olayım. Teşekkürler. Evet, şu anda görünmeyen Ali Vatansever arkadaşımız bu kaydı gerçekleştiren. O da İstanbul hepimizin girişiminden. Evet, Gökçen Hanım, sizin son cümlelerinizi alalım mı? Evet, ben de kentler alanında da çalıştığım için
kentlerin daha çok bütçelerini çevre koruma ve iklim değişikliği için harcamalarını istiyorum. Bunu talep ediyorum. Daha yeşil olmayı diliyorum. Çok teşekkürler. Yasemin Hanım? Ben de çok teşekkür ederim böyle bir programa davet ettiğiniz için. Böyle bir çalışmada yer almaktan son derece keyif aldım. Programla da bunu anlatma şansına sahip oldum ben de programa dahil olarak. Çok teşekkürler. Biz tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bu hafta konuklarımız Profesör Doktor Nurhan Yentürk, Gökçen Bayram, Yasemin Sayıbaş, Akyüz idi. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.